dostlar, dünyanın merkezinde kadar neredeyiz? Kocaeli'deyiz. Dünyanın merkezindeyiz. Tam göbeğindeyiz. Muhteşem bir lavanta bahçesindeyiz. Lavanta bahçesi görmek isteyenler, rüyalarında lavantaların arasında kendisini görmek isteyenler bu hayalini gerçekleştirebilirler. İzmit'e çok yakın bir konumda güzel bir lavanta bahçesi var. Bu bahçeyi bizlere sunan kişi kim biliyor musunuz? Ayşegül Hanım. Birazdan Ayşegül Hanım'la röportaj yapacağız. Bu lavantaların cinsini öğreneceğiz. Bu lavantalardan neler yapıyormuş, ne tasarlamış, kafasında ne bulmuş, ne hayal etmiş, vardığı noktaya gelelim. Burada bir sürü arkadaşlarını ağırlıyor. Eminim ki öyle büyük bir çevre oluşturmuştur ki. Benim sloganım neydi? Sadece gönlünüze talibiz. Evet dostlar, bu muhteşem tablonun sahibi tam solumda kalıyor. Aramızda kara kedi yok dostlar. Aramızda lavanta var. Rakımın mucizesi var. Çeşitli yağlar yapılıyor. Çok yoğun bir koku var burada. Ve öğle sıcağı olmasına mütabık. Çok fazla arı da var dostlar. Lavanta gördüğünüz zaman şöyle bir içimize çekelim, koklayalım demeyin. Gözlerinizi dört açıp öyle bir elleyin. Çünkü arılar saldırabilir dostlar. Ayşegül Hanım, ilk önce sizi tanıyalım. Bu hayal nereden gelmiş, nereden düşmüş? Çünkü lavanta çok fazla su istemeyen, gübre istemeyen bir şey. Bence çok mantıklı bir düşünce olmuş. Sözü ben size bırakayım. Ben 14 yılımı verdim radyoculukta ama sizin dedüksiyonunuz efsane. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Öncelikle ismim Ayşenur Duysal. Doğma büyüme Kocaeli'liyim. Kocaeli Üniversitesi tabii aromatik bitkiler mezunuyum. Aslında üniversite sıralarında başlayan bir hayaldi benim için lavanta bahçesi. Sonrasında da hayalimi gerçekleştirmek için araştırmalar içerisinde bulundum. İl Tarım Müdürlüğü'nde staj yaparken Tarım Bakanlığımızın gençlere yönelik tarıma dayalı desteklerini tecrübe etme fırsatı buldum. Ve onlarla beraber Genç Çiftçi projesine başvuru yaptım. Ve projemiz onaylandı. Tarım Bakanlığı'ndan destek alarak bu bahçemizi, görmüş olduğunuz bahçemizi kurduk. Şu anda içerisinde bulunduğumuz bahçemiz 5 yaşında. Lavantalarımız 5 yaşında. 5 yıldır lavanta yetiştiriciliği, üretimi, ürün üretimi, satışı gerçekleştiriyorum. 3 yıldan sonra mı verim artıyor? Evet, yani ilk yıldan itibaren çiçek açmaya başlıyor ama ikinci yıl %50, üçüncü yıl %80, üçüncü yıl %100'e varan verimlerle beraber devam ediyor. İki sefer açıyor gibi oluyor ama ilk hasatı dediğimiz kısım bizim için ilki önemli. Sonrasında çünkü %50 oranında bir çiçeklenme oranı oluyor. Ve biz onu hani distilasyona götürmüyoruz. Tamamen kuru çiçek olarak değerlendiriyoruz. İlk hasatımızın tamamı distilasyon tesisinde işlenerek lavanta yağımız ve lavanta suyumuz olacak şekilde ürünlere dönüştürülüyor. Benim en çok merak ettiğim kısım böyle bir hale oluşturdu. Ama evet. Biz bunu nasıl pazarlayacağız? Yani şöyle, toptan ve perakende şeklinde satış imkanları mevcut. Yani biz tamamen yağlı lavanta çeşidi üretiyoruz. Bahçemizin tamamı angustura folye çeşidi lavantadan oluşuyor. Yağını çıkartıp direkt cilde kullanılabilecek şekilde kozmetik ürünlerinde ve sağlık sektöründe kullanılacak şekilde satışını gerçekleştiriyoruz. Ama toptan olarak da işte bu parfümeri, sabun üretimi ve kozmetik üretimi üreten butik firmalara da satışını gerçekleştirebiliyoruz. Bizim bir firmamız var. Lavende Nur markasıyla şu anda ürünlerimizin hepsini satışa sunuyoruz. Lavende Nur markamızla perakende olarak satışını gerçekleştiriyoruz. Bir internet sitemiz var. İnternet sitesi üzerinden de bu bahçenin doğal lavanta ürünlerini hepsine ulaşabiliyor arkadaş. Şimdi küçük keselerde bizler alıyoruz. Onları böyle eksek, otomu oluyor. Yani lavanta, melez çeşitleri içerisinde yer alan bir bitki olduğu için tohumdan üretimi çok olmuyor. O yüzden fideden üretimini biz destekliyoruz. Dolayısıyla yani istemiş olduğunuz çeşidin fide olarak satın alıp üretimini yapmanız daha sağlıklı. Kaç türü var? Yani yaklaşık 25-26 çeşit lavanta çeşidi var. Bunların alt türlerini saymıyorum bile, çeşit olarak 26 çeşit. Alt türleri de daha fazla. Belki 100-150 çeşit alt türü var. Bizim çeşidimiz şu anda angustura folye çeşidi. Angustura folyenin de alt türü olarak da yaklaşık 4-5 çeşidi arazimiz içerisinde mevcut. Arazimizi gezerken çiçeklerin yapısından, boylanma oranlarından ve renk çeşitlerinden de fide farklılıklarını görebiliyorsunuz. Bizim bunu bu şekilde tercih etmemizin sebebi yağ kalitemizi arttırabilmek, içeriğini daha zengin hale getirebilmek için yapmış olduğumuz bir kaynak oldu. Yaklaşık yapmış olduğumuz lavanta üretiminin sonucunda yağlarımızı biz analize gönderiyoruz. Bezmialem Üniversitesi tarafından kalite analizlerimiz yapılıyor.
bu analizler içerisinde gördüğümüz kadarıyla da çok güzel bir kalitede yağ elde ediyoruz. Lavantaların vermiş olduğu enerji size de yansımış. Teşekkür ederim. Çok güzel, güler yüzünüz var. Zaten kimse kimseden 5 kuruş para beklemez. Bittiğiniz zaman bir güler yüz, bir tatlı dil bekler. Siz de bunu karşıdaki insana çok güzel yansıtıyorsunuz. Zaten ederim. Çiçekle uğraşan, bitkiyle uğraşan insanların kalpleri çok güzel olur dostlar. Onlarda fesatlık aramayın, yanlış düşünce aramayın. Çünkü beni de tanıyorsunuz yıllardır, 9 yaşımdan beri bitkilerle ilgileniyorum. Süs bitkileriyle ilgileniyorum. İlgilenmeye de devam edeceğim ömrümün yettiği sürece. Çünkü her biri şu anda Rabbimizi zikrediyorlar. Rabbimizin sıfatlarından bir tanesi. Allah'ın 99 tane ismi yoktu. Allah'ın 100 tane ismi vardı. Bir tanesini yeryüzüne indirdi. Bu rahmet, şefkat ve merhamet sıfatı. At yavrusunu emzirirken ayağını kaldırıyor boğulmasın diye. Böyle bir sıfat olmasa ki bütün hayvanlar yavrularını yollarda bırakırdı. Değil mi? O yüzden dostlar böyle güzel bir yere geldik. Çok da güzel ağırlanıyoruz, güzel karşılanıyoruz. Herkes evlerinin bahçesinde bir saksı da olsa lavanta ekmeli, sinek gelmiyor büyük ihtimalle. Mesela domates bahçelerinin yakınına dikmeli, haşereler, böcekler domateslere bir şey yapmıyor. Mis gibi kokusu var, ekosisteme faydası var, gördüğünüz gibi arılar var içerisinde, arılar da besin kaynağı evet, bunun oluyor. Bunun balı çok kaliteli ve evet. Çok şey diyorlar, Anzer balına eş. Evet, yani şöyle işte bizim de kendi balımız vardı ama daha önce yapıp yedik tadını, muhteşem bir aroması oluyor gerçekten. İlk sizinle iletişime geçtim, hemen Instagram'dan baktım, dedim ki bu kadının her şeyi mordur. Tahmin ettiğim gibiydi, her şeyi mordur. Mor da çok güzel renktir, benim için çok severim. Yani şöyle inanılmaz bir bu hisse uyandırıyor insanda, hem kullanan insanda hem de karşılığa vermiş olduğu hissiyatta. O yüzden ben kendim de kullanmayı seviyorum. Aldığım her şeyde lavantalı olduğu zaman daha da mutlu oluyorum. O yüzden kendim de çokça tüketiyorum yani. Rabbim her meyveye, her bitkiye bir bereket ihsan etmiştir. Şimdi sizlere lavantanın bereketinden bahsedeceğiz. Sabunlarını göreceğiz, işte kolonyasını göreceğiz. Kremi var mı? Kremi de yapılıyor. Kremi de göreceğiz. Artık lavantayla bugün bütünleşeceğiz ve sizlere bunu sunmaktan çok mutluyum. Ben gözlerime alamıyorum. Çünkü farklı farklı türler var. Ben türlerle mesela yakında ilgilendiğim için mesela soldaki ile sağdaki o kadar farklı ki. Bak sağdakinin rengi çok mor ve büyük çiçekli. Soldaki daha geniş. Merdiven gibi. Basamak basamak. Yani hiçbir şey konuşmasak da geçiyor yani. Geçelim mi? Evet, lavantanın bereketli yönünden anlayan Ayşegül Hanım, beni de bir analiz eder misiniz? Çok merak ettim. Öncelikle tekrardan bahçeme hoş geldiniz. Çok sağ olun. Yani bu şekilde bizlere ve yaptığımız işe kıymet vererek bizlerin yapmış olduğu çalışmayı duyurmak için gelen tüm misafirlerimize gönülden teşekkür ediyorum. Tabii ki ister istemez ya işi yapmak, sahada yapmak her ne kadar kolay gibi, zor gibi olsa da bizim için artık kolay burada çalışmak. Ama bu işi tanıtma kısmı başlı başına ayrıca bir iş. O yüzden hani bu açıdan ziyaretiniz, işte gelip iletişim kurmanız beni de çok rahatlattı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Biz eve doğru, bungalova doğru şöyle bir badozlama giriş yapacağız dostlar. Thank you.
işin en can alıcı kısmına geldik. Şu anda videoyu çayla izliyorsanız çayın son yudumlarındasınız. Biz de videonun son yudumlarındayız. Hani zurnanın son deliği derler ya, işte oradayız. Bu alanın yaratmış olduğu muhteşem bitkinin mucizelerine sizleri tanık edelim dedik. O kadar güzel sabunları, yağları, mumlukları, işte lavanta keseleri var ki bunların içine lavanta parçacıkları konulmuş bu şekilde. Lavantanın sakinliği hepimizin üstüne çöktü. Günün yorgunluğunu burada attık dostlar. Evet, Osmanlı'da padişah hanımları başları ağrıdığında başlarına masaj, ayaklarına masaj, yastıklarınıza damlatıyorsunuz. Kesinlikle leke yapmıyor dostlar. Çok rahat bir uyku uyursunuz. Eşlerinizin çayına, meyve suyuna birer damla damlatın. Huysuz eş sendromunu yok eder dostlar. Değil mi? Sözü Ayşe Hanım'a bırakırım. Çünkü o tablonun ressamı Ayşe Hanım'dır. Ayşe Hanım inanıyorum ki daha güzel anlatacaktır. Mesleği gereği. Çünkü bu bölümü okumuştunuz değil mi? Evet. Şimdi yapmış olduğumuz üretimin ürün kısmını tanıtmış olalım. Bu lavanta yağımız. Bahçemiz hasat edildikten sonra distilasyon tesisine giderek lavanta yağı ve lavanta suyu olarak ürüne dönüştürülerek bize gönderiliyor. Biz de ondan sonrasındaki yapmış olduğumuz sabununu, kremini, mumunu ve diğer işte ürünlerimizin tamamını lavanta yağı ve lavanta suyundan elde ediyoruz. Lavanta yağımız tamamen bahçede organik üretimi gerçekleştirildiği gibi distilasyon tesisinden de herhangi bir işlem geçmeden direkt yağ olarak satışını gerçekleştiriyoruz. 10'ar milimlik, 20'şer milimlik şişelerde. Suyu demiştiniz, sözünüzü bölüyorum ama evet. Suyunu ne olarak kullanıyorsunuz? Yüze mi? Fıs fıs ya da saçlar mı? Suyu, lavanta yağı çıkartılırken distilasyon tesisine altında çıkan suyu. Yani aslında %3 oranında lavanta yağı da barındırıyor içerisinde. Kendisini tonik olarak kullanabiliyoruz. Vücudumuzun tamamı, herhangi bir alerjenik kısım yoksa vücudumuzun tamamını sıkarak işte haşerelerden sinek kovucu olarak kullanabiliyoruz. Çok güzel bir saç bakım maskesi oluyor aslında kendisinden. Duş aldıktan sonra saçlarımıza sıkarak saç dökülmesini ve kepek oluşumunu engelliyor. O şekilde kullanabiliyoruz. Yine aynı zamanda doğal bir dezenfektan, alkolsüz bir şekilde ellerimize veya bulunduğumuz ortama sıktığımızda hem bulunduğumuz ortamın havasını temizliyor hem de ellerimizi dezenfekte ediyor. Çok o şekilde kullanılıyor. Çok güzel bir isim bulmuşsunuz Ayşe Nur Hanım. Lavande Nur. Allah'ın nurunu da sonuna eklemişsiniz. O üç harf çok şey ifade ediyor herkes için. Çünkü her insanda yüzdelik orana vurulduğu zaman %3, %5, %70, %80, %100'e vurulduğu zaman da zaten evliya oluyor. Böyle ışık saçıyor. Bu bana neyi çağrıştırdı biliyor musunuz? Çocukluğumdan beri sivrisinekler için marketten kimyasal bir sinek kovucu alırdım. Onu hep korkarak kullanmıştım. Doğalı yok mudur diye. İşte size en doğalı. Bunu sıkın, bebeklerinize sıkın, çocuklarınıza sıkın ve hepinize sineksiz günler ve geceler diliyorum o zaman. Ayşe Hanım'ın konuşmasını böldük. Daha çok anlatacakları vardır ama sunum o kadar güzeldir ki işine verdiği önemi gösterir, saygıyı gösterir. İnsanlara olan sevgisini gösterir. Öyle güzel bir sunum yapmış ki. Lavanta ve lavantanın ürünleri. Tüm ürünlerimizde üzerinde yazıyor. Lavanta kokusu her zaman sizinle kalsın. Efsane bir söz. Bizim radyonun sözü gibi. Sadece gönlümüze talibiz. Mumluklarını gördük, yağlarını gördük. Bunları satıyorsunuz fabrikaya verip. Onlar size gönderiyor değil mi? Şöyle, ürünlerin tamamının üretimi de bana ait. Sabunlarımızı da, mumlarımızı da, yağ kremlerimizi, hepsini, kolonyalarımızın tamamını ben kendi butik üretiyoruz. Evet, butik üretimimiz var. Dolayısıyla antidoğal. Yani şöyle, sadece tesisimiz, yani distilasyon tesisimiz olmadığı için tesis desteği alıyoruz. Var olan kişilerden. Yağını çıkartıyoruz, suyu da çıkartıyoruz. Ham madde olarak alıyoruz. Bütün işletim bize ait. Evet dostlar, o kadar çok isterdim ki bu video bitmesin. Bir hafta sürsün. Ama can çekişerek sonlandırdığım ilk videolardan bir tanesi. Çünkü yaklaşık 50'ye yakın, 60'a yakın videom var YouTube'da. Bitirmek hiç istemiyorum. Dilim sürsüyor. İlk defa farklı bir şey yapacağım. Bitişi Ayşe Hanım'a
bırakacağım. Evet dostlar, dualarla duaların ulaştığı o güzel yüce mevdama emanetsiniz. Ayşe Hanım, söz sizde. Lavanta kokulu bir gün geçirmek isterseniz, doğal lavanta ürünlerini kullanmak isterseniz Kocaeli'nde bulunan İzmit'e bağlı Gedikli Köyü'ne her birinizi bekliyoruz. Ürünlerimizin tamamını hem bahçemize gelip ziyaret edip ulaşabilirsiniz, hem de intlavandenur Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ederiz. Lavanta kokulu günlere. Evet, izleyicilerimiz de çek. Güzel bir kapanış oldu değil mi?